son 100 ildə, hatta son 200 ildə ilk dəfəyə məxsus olaraq çox incə bir siyaset yürüdülür. Bunun nəticəsi də xoşdur. Ama az əvvəl bəhs etdiyim Brüssel danışıqları olsun, Rusiyadakı danışıqları olsun, artıq Rusiyanın öz əsas məkirli siyasətini ortaya qoyması, öz gerçək yüzünü göstərməsi olsun. Bunlar müsbət qiymətləndirilə bilər. Ve yeridir ki ərazilərimizi qanunsuz terörist qüvvələrdən tam müteşekkil təmizləyik. Bunu etmenin tam zamanıdır. Düşünürüm ki bu ediləcək. Yegane çıkış yoludur. Azerbaycan'ın atacağı bundan sonraki adım müstəqilliyini daha da güçlendirmektir. Bu müstəqilliyi güçlendirmek için bir neçə istikamette adımlar atılmalıdır. Bir, daxili siyaset ve daxili idare etme meselelerindeki gerçek sahiplerin öz yerini bulması. İki, harici siyasetimizin doğru şekilde aparılması. Üç, güçlü ve kudretli Azerbaycan silahlı güvelerinin kurulması. Bu güve var ama bunun çok daha güçlü ve kudretli olacak şekilde gerekli faaliyet arzuluklarının teşkil olunması. Türkiye ile olan münasebetlerimiz. Türkiye ile bugün biz karşılıklı münasebet esasında ordumuzu kuvvetlendiririk, güçlendiririk. Ama artık zamanıdır ki Türkiye ile birge ortak hərbi mekteplerin, akademiyaların, müəssisələrin yaradılması. Qoy Azerbaycan zabiti, Türk zabiti bir arada ortak mektepte yetişsin. Ortak akademiyalarda yetişsin. Bugün artık zamanıdır ki Türkiye ile birge ortak hərbi sənayesinin yaradılması. Birge istehsalata keçinizin. Azerbaycan elm adamları bu prosese cəlb edilsin. Türkiye'nin tecrübelerinden faydalansın. Bəli kazanaq ama birge kazanaq. Bir növü necə ki NATO ordusu var. Gelecekte Türk Devletleri Teşkilatı'nın ortak Turan ordusunun kurulmasının bir növrəsi esası ama sağlam olarak kurulsun. Ve ortak akademiyalar, mektepler eğer kurulacak olarsa Azerbaycan zabiti Türkiye'de, Suriye'de, Türk zabiti Qarabağ'da, Bakı'da, Qusar'da hizmet geçecek olarsa bak hele onda Azerbaycan ordusunun içerisindeki Rus taraftaşı Bozkurt gösteren Türkem diyen ama aslında Ermeniden törene olan o köhne fikirli zabitler de temizlenmiş olacak. Buna gitmek lazımdır. Eks halda Sovyetlerden kalmış o tör töküntü, o tör töküntülerin yetiştirdiği o hıyanatkarlar hele de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nde cirit atacaklar. Biz bunu etmeliyiz. Bugün Daxili İşler Nazirliği'nde rüşvet tam kesilmelidir. Devlet Serhat Hizmeti mükemmel hala getirilmelidir. Müdafiye Nazirliği tam olarak temizlenmelidir. Çirkapın içindedir birçok hallarda. Bunu artık etmeliyiz. Ve bu meselelerde katiyen geç kalmamalıyız. Eks halda yeni yüzyılda yeni bir işgala mecbur olmuş olarak. Benim diyeceğim budur. Atılacak sert ve radikal adımlar lazımdır. Düşünürüm ki bu adımlar mutlaka atılacak. Çünkü tek çare budur.